Röportajla seçime dair mesajları o gün çok konuşuldu, sonrasındaki yıllarda da çok konuşuldu. Ya kırmızı bültenle aranan bir kişi bu. Suçlu, terörist, kırmızı bültenle aranıyor. Devlet televizyonuna nasıl çıkarılır? Haberimiz yoktu diye bir mesaj ortaya çıkıvermişti. Bununla beraber şimdi Öcalan'ın mektubunun da okunması, ajanslara servis edilmesi söz konusu olmuştu. Yargıya taşınmıştı tüm bunlar. Tüm bunlar yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o şikayeti ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi, işleme almadı. Açıklayıp yorumlamanızın da yararlı olacağı kanısındayım. Hakkında kırmızı bülten bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2019 yılındaki İstanbul seçimlerinden önce TRT'ye çıkarılmıştı. Anadolu Ajansı ise Abdullah Öcalan'ın mektubunu servis etti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı TRT ve Anadolu Ajansı hakkında yapılan şikayetleri ifade özgürlüğü olarak karara bağladı. ...31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu sandıktan galip çıktı. Yüksek Seçim Kurulu ise usulsüzlük iddiaları üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak tekrar seçim öncesinde Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT Kürdü'ye çıkarıldı. Röportajı devlet kanalında yayımlandı. Sayın Rezan ve Nevroz arkadaşlar... Ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Seçimlere 3 gün kalaysa doçent doktor Ali Kemal Özcan İmralı ziyareti sonrasında Öcalan'ın mektubunu okumuş, Anadolu Ajansı tarafından mektup kamuoyuna servis edilmişti. Yaşananlar tepkileri beraberinde getirdi. Konuya ilişkin şikayetler Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından karara bağlandı. Savcılık Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun Anadolu Ajansı'nca servis edilmesinin ifade özgürlüğü olduğuna karar verdi. Kendisine okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini tartıştım. İfade özgürlüğü efendim. Muhalefet böyle bir adım atmaya meyletmiş olsaydı, yani muhalefet cephesinden herhangi bir parti, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeye meyletseydi, aklından bile geçirseydi, acaba ifade özgürlüğü diye bir şey söz konusu olur muydu? Söyleseydi, bırakın eyleme geçirmeyi, söyleseydi bile neler olurdu acaba? Mehmet Erdem diyor ki, seçime giderken sükunete, sağduyuya...